Ekonomiye Daire hoş geldiniz. Efendim biliyorsunuz biz her bölüm beraberce bir bilmece çözüyoruz. Bilmece diyorum çünkü ekonomiye dair terimlerin, kavramların pek çoğumuz için adeta bir bilmece kadar karmaşık. Bazılarımız anlamlarını hiç bilmiyoruz, bazılarımız da yüzeysel bilgilerle geçiştiriveriyoruz. İşte biz tam da bu yüzden sorularınızın cevabı olabilmek için burada karşınızdayız. Bu haftaki programımızda Merkez Bankası'na yakından bakıyoruz. Merkez Bankası ile ilgili çokça haberler duyuyorsunuz. Bu haberler elbette sizin ilginizi çekiyor. Merkez Bankası nedir, ne değildir, ne iş yapar, işlevleri nelerdir? Bizi bu kadar ilgilendiriyor mu ki çokça haberlerini dinliyoruz Merkez Bankası'nın? İşte bu programda sizlere Merkez Bankası ile ilgili bilgiler sunmaya çalışacağız. Sizin aklınızdaki bu problemlere, bu zihninizdeki bu sorunlara ya da sorulara cevap arayacağız. Cengiz Hocam'ın da söylediği gibi bu hafta enine boyuna her yönüyle konuşacağımız, anlatacağımız, tartışacağımız konu Merkez Bankası. Ve çok değerli stüdyo konuğumuz da Sayın Zafer Bostancı. Zafer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, merhaba. Sevgili izleyiciler, gelin önce Zafer Bey'i yakından tanıyalım. Ardından keyifli bir sohbetle programımıza başlayalım. Bugünkü konumuz Merkez Bankası. Konuğumuzsa eskinin mimarı, şimdinin mali müşaviri Zafer Bostancı. 1980 yılında İstanbul'da doğan konuğumuz Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okumuş. Diplomasını alır almaz da bir mimarlık bürosunda çalışmaya koyulmuş. Zafer Bostancı'nın önünde uzun yıllar, aklındaysa işletme öğrenimi görmek var. Durmamış, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü de bitirmiş. Bu kez de mali müşavir olabilmek için çeşitli sınavlara girmiş. Bir süre muhasebe elemanı olarak çalıştığı aile şirketinde 3 yıldır mali müşavir olarak görev yapıyor konuğumuz. Esnafların defterlerini tutuyor, onların dünyasını yakından tanıyor. Zafer Bostancı, işi gereği ekonomik gelişmelerin esnafa nasıl yansıdığını görüyor, biliyor. Merkez Bankası'nın her adımı, her kararı esnafı da etkiliyor haliyle. Konuğumuz Merkez Bankası'na dair fikir ve gözlemlerini paylaşmak için bizimle. Zafer Bey'in enteresan bir yaşam hikayesi, ilginç bir kariyer yolculuğu var. Zafer Bey tekrar hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Efendim mimarlıktan mali müşavirliğe uzanan kariyer yolu. Nereden aklınıza geldi? Nesini beğenmediniz mimarlığın? Beğenmedim değil de aslında şöyle izah etsem daha doğru olur. Benim babam mali müşavir. 35-40 yıllık mali müşavir. Ben kendi mesleğimle uğraştığım dönemlerde babam da beni biraz şey yapmaya çalıştı. Yani bu yola sevk etti, doğruyu söylemek gerekirse. Hani gel işte benim kaldığım yerden bu işi devam ettir dedi. Ben de doğruyu söylemek gerekirse biraz kolaya kaçtım sanırım. Herhalde biraz kolay olan şeyi tercih ettim. Sonra üzerine bir işletme lisans programı okudum. İşte bir takım prosedürler var tabii. İşte 2 sene boyunca bir yerde staj görmem icap etti. Belirli sınavlara girdim, çıktım vesaire. Sonunda ben de mali müşavir oldum. Babamın bıraktığı yerden ben devam ediyorum şimdi. Kaç seneden beri sürdürüyorsunuz mesleği? Yaklaşık 7 yıl oldu. 7 yıl. Evet. Herhalde esnafa dair roman yazabilecek kadar çok defter tutmuşsunuzdur değil mi? Evet, öyle sayılabilir. Ekonomik gelişmeleri de yakından takip ettiğinizi düşünüyorum. Tabii ki, ister istemez. Özellikle ekonomi gündeminde hangi başlıklar ilginizi çeker? Yani mutlaka takibinizde olan konular hangileridir? Daha çok takip ettiğim şeyler yani enflasyon, ondan sonra işsizlik. Yani sadece ben değil, zaten Türkiye'de herkesin her şeyden çok takip ettiği, ekonomiyle ilgili takip ettiği başlıklar öncelikle bunlardır zaten. Ondan sonra insanlar daha spesifik şeylere girerler. Ben de tabii ki haliyle ben de bir işveren olduğum için beni de her şeyden önce işsizlik ilgilendiriyor. Döviz kurları, vergiler. Tabii ki, tabii ki onlar da ilgilendiriyor tabii. Onlar mesleğiniz zaten. Tabii ki. Onlar peki, da Merkez Bankası'na dair haberler ilginizi çeker mi? Dikkat eder misiniz? Merkez Bankası'na dair haberleri takip ediyorum, evet. Şimdi
gerek işte şubeye giderek, gerek telefon bankacılığı olsun, evet, gerek internet bankacılığı, ister istemez hepimiz bankalarla sıkı fıkı ilişkiler içerisindeyiz. Evet, öyle. Yani Merkez Bankası'na kredi çekmeye gitmiyoruz ya da fatura yatırmaya gitmiyoruz ama Merkez Bankası o bankalar arasında belki bizim hayatımızı en çok etkileyen banka. Çünkü ülke ekonomisini, evet, etkiliyor. Peki Merkez Bankası deyince sizin aklınızda nasıl bir karşılığı var? Nasıl bir algı oluşuyor sizin için? Merkez Bankası ne işe yarıyor? Ya Merkez Bankası'nın bir kere bu ülkede ekonomik yönden yani en kuvvetli kurum olduğu bir gerçek. Piyasalara müdahale anlamında, hı hı, en kuvvetli kurum olduğu bir gerçek. İstediği zaman piyasalara müdahale etme gücüne sahip. Yani tabii ki de bunu bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Gelişi güzel yapmıyorlar fakat bu yani bu konuda ben Merkez Bankası'nın en etkin kurum olduğuna inanıyorum Türkiye'de. Ekonomik manada. Zafer Bey, şimdi televizyonlarda, gazetelerde Merkez Bankası'nın olmadığı bir habere neredeyse rastlamıyoruz. Evet, doğru. Mesela Merkez Bankası faiz oranlarını, hı hı, artırdı, düşürdü. Hatta bırakın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, evet, Amerikan Merkez Bankası olarak bildiğimiz Federal Reserve Bank, hı hı, işte faizleri 0.25 puan düşürdü, yükseldi deyince heyecanlı haberler ya da canı sıkılan haberler ortaya, evet, çıkıyor. Evet, demek ki bu merkez bankalarının müdahaleleri önemli. Bırakınız Türkiye'yi, dünyadaki büyük ülkelerin merkez bankalarının politikaları önemli. Eskiden belki hani yaşımız icabı çok fazla karşılaşmıyorduk ama eskiden Merkez Bankası ile ilgili çok haber çıkmazdı. Hı hı. Çıksa da herkesi ilgilendirmezdi. Şimdi size göre niye bu kadar çok Merkez Bankası haberi var? Belki sadece siz değil, çevrenizdeki insanların tepkisi var mı Merkez Bankası haberlerine karşı? Yani ben aslında toplum olarak biraz şey olduğumuzu düşünüyorum. Yani Merkez Bankası biraz şey kalıyor, böyle nasıl derler, biraz özel bir konu kalıyor. Yani herkesin toplumun alt kademesinin böyle çok böyle birebir aşina olduğu, ilgilendiği bir şey. Bir kurum da değil, hı-hı, terim de değil doğruyu söylemek gerekirse şimdi yani. Peki ne yapıyor, ne anlıyorsunuz? Merkez Bankası'nın faiz oranlarıyla oynaması. Mesela kamu kağıtlarını ihalesini çıkarması ya da geriye satın alması gibi haberler çok çıkıyor. Yani biz Merkez Bankası'nı şöyle biliriz her şeyden çok, yani haberlerden bildiğimiz, duyduğumuz kadarıyla işte doların, euronun fiyatı yükseldiği zaman ya da çok düştüğü zaman, hı hı, piyasalara Merkez Bankası müdahale etti denir. Haberlerde öyle söylenir. Evet. Bu nasıl olur? Yani ben bildiğim kadarıyla size, hı hı, izah edeyim. İşte doların, euronun fiyatı yükseldiği zaman, hı hı, Merkez Bankası ne yapar? Piyasaya elindeki doları, euroyu şey yapar. Sefer. Arz eder. Evet. Arz eder. Ve ne olur? Doların, euronun ateşini düşürmüş olur bir nevi. Hı-hı. Yani piyasada daha çok dolar, euro olması demek doların, euronun değerinin düşmesi demek. Yani çok olan, evet, şey, doğru, değersizleşir ya mantığından hareketle. Tam tersine fiyat düşüyorsa, düştüğü zaman da şey yapar. Piyasadan doları, euroyu toplar yükselsin diye. Bunu biraz da şeyden dolayı yapar. Şimdi ithalat yapan var, ihracat yapan var. Onların da ticarette mağdur olmamaları gerekiyor. Yani dolar, euro çok düştüğü zaman ne olacak? İhracat yapan kişi mağdur olacak, olacak, zarar edecek. Hmm. Evet, evet. Ya da aynı şey tam tersinde ithalat için de geçerli. Hmm. Çok yüksek olduğu zaman ithalatçılar zarar görecek. Yani bir dengeyi tutturmak gerekiyor doğruyu söylemek gerekirse. Merkez Bankası'nın görevlerinden biri de bu bence. Demek ki müdahale etmesi yukarı veya aşağı yönlü, sizin fiyatlar konusunda bir baskı oluşturacağı konusunda da biraz önceden bilgi sahibi olmanıza neden oluyor. Gayet tabii ki. Müdahale, evet, ediyor, evet, rahatlıyorsunuz. Evet, evet, istikrar kazanacak diye. Günlük hayatı etkiliyormuş demek ki. Peki sevgili izleyiciler, geleneği bozmayalım. Evet, Merkez Bankası deyince biliyorum ki hepimizin aklında bir otorite figürü oluşuyor. Ancak o resim henüz çok net değil, taşlar henüz tam yerine oturmuş değil. Dediğim gibi geleneği bozmayalım. Gelin Merkez Bankası neymiş, esprili anlatımımızla süslediğimiz bandımızı izleyelim. Ardından derin sorulara dalmak için buradayız. Merkez Bankası. Haberlerde sık sık geçiyor adı. En kritik durumlarda sahneye çıkıp duruma müdahale ediyor. Sözü de geçiyor hani. Merkez Bankası devletin finansal danışmanı. Budur kimliğinin özeti.
Kendisine yüklenen işlevlere göre tanımı da değişiyor. Çünkü zamana, ihtiyaca ve ülkenin finansal yapısına göre Merkez Bankası'nın işlevi de değişiyor. Ama değişmeyen bir şey var. Bu bankalar ülke ekonomisinin sağlıklı işleyebilmesi için son derece önemli kurumlar. Merkez Bankası öyle görevler üstleniyor ki hiç de kolay değil bu yükü omuzlamak. En önemli görevi ülkedeki para sistemini kontrol ederek sistemin istikrarlı çalışmasına olanak sağlamak. Merkez bankalarının bir diğer görevi ise bankalara ağabeylik yapmak. Bankacılık sisteminin rezervlerini tutan da, bankalara kısa vadeli kredi sağlayan da o. Anlayacağınız, likiditenin son kaynağı Merkez Bankası. Son sözü Merkez Bankası söyler elbette. Çünkü para basma tekeline sahip olmak onun ayrıcalığı. Peki başka ne yapar bankaların bankası? Hepsi bu kadar mı? Değil elbette. Bankacılık sisteminde toplanan çeklerin takasına kim aracılık ediyor sanıyorsunuz? Ya madeni paraların ve banknotların bankalara dağıtımını yapan? Tabii ki Merkez Bankası. Ticari bankalar üzerinde düzenleme ve denetleme işlevinden söz etmedik değil mi? Merkez Bankası bunları da yapıyor. Ha, bir de devletin fonları var Merkez Bankası'nın ilgi ve görev alanında. Devletin fonlarını topluyor, tutuyor, aktarıyor. Fonlara ait ödeme işlemlerini gerçekleştiriyor. Devletin bankacılığını yapıyor bir anlamda. Para istikrarının korunması, gelirin artırılması ve döviz kurlarının istikrarı. Hepsi merkez bankalarının para politikalarına bağlı. Boşuna mı Merkez Bankası'nın gündemde bu kadar yer alması, adının bu kadar sık anılması? Efendim, bu görüntülerden sonra anlıyoruz ki evet, merkez bankaları özellikle Cengiz Hocam'ın da dediği gibi finansal istikrarı sağlamak için varlar. Varlar ama ne zamandan beri varlar? Hocam, dünyada ve Türkiye'de merkez bankalarının varoluşu ilk ne zamana denk gelir ve o zamandan bu zamana fonksiyonları, işlevleri nasıl farklılık göstermiştir? Tabii vakit olsa da, merkez bankalarının nasıl doğduğunu, niye doğduğunu anlatabilsek inşallah başka bir programda da para konusunu gündeme getiririz. Oradan merkez bankalarına da atıf yapmış oluruz. Şimdi Merkez Bankası ilk defa İsveç'te, İsveç Risk Bankası adı altında 1668 yılında kuruluyor. Daha sonra ikinci Merkez Bankası olarak da 1694 yılında İngiltere Merkez Bankası olarak kuruluyor. Daha sonra da dünyada yayılmaya başlıyor. Maalesef biz de 1863 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurulmadan önce Yahudi sermayesiyle, İngilizlerin organizasyonuyla kurulmuş bir Osmanlı Bankamız vardı. Osmanlı Bankası 1954 yılına kadar Merkez Bankası gibi faaliyet gösterdi. Ancak 1930 yılında bizim Merkez Bankamız kuruldu. Tabii Merkez Bankamız pratikte hayat bulamadı. 1954 yılına kadar da çok pasif kaldı. Burada Osmanlı Bankası faaliyetlerini devam ettirdi. Daha sonra 1954'ten sonra, ki o tarihler bizim de Osmanlı'dan kalan borçlarımızın tamamının ödendiği tarihe denk gelir. 1954'ten sonra bizim Merkez Bankamız fiili bir hareketle, daha aktif bir biçimde faaliyetini sürdürdü. Burada bu zaman süreci içerisinde onun etkinliği biraz bağımsızlığıyla ilgili olarak çok tartışılır oldu. 2000'li yıllarda geçirdiğimiz 2000-2001 krizinden sonra, özellikle de 1994 krizi, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda çok tartışmalı günlerin geçirildiği bir dönemdi. Biz o dönemi de çok yakından takip etme imkanı bulduk. Daha sonra Merkez Bankası özelleştirildi, daha bağımsız hale geldi. Özelleştirildi demeyelim, daha bağımsız hale geldi. 2001 krizinden sonra da Merkez Bankası'nın çok etkili olduğunu Türkiye'de görüyoruz. Halka da sürekli mesajlar vererek, kendi sitelerinde yayınlar yaparak, zaten mevcut yayınlarını da çoğaltarak insanlara, topluma daha yakından yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Merkez Bankası söylediğim gibi baştan ne yapar? Evet, Avrupa'da kuruldu, Türkiye'ye geldi ve dünyanın bütün ülkelerinde Merkez Bankası var. Merkez Bankası'nın temel hedefi paranın istikrarını korumaktır. Temel hedef. Bunun yanında başka hedefleri de var. Bunlar değişebiliyor. Veterimizde izledik zaten. Finansal istikrarı koruyor ama ülkelerin hedefleri vardır. Ekonominin hedefleri vardır. Bir, paranın istikrarını koruyacaksınız. İki, tam istihdam sağlayacaksınız.
Yani bütün insanlara iş bulacaksınız. Tüm üretim faktörlerine iş bulacaksınız. 3. Geliri artıracaksınız. 4. Adil gelir dağılımı sağlayacaksınız. 5. Dünyayla olan ticaretimizden dolayı ödemeler bilançomuz var. Bu bilançoyu denkleştireceksiniz. Döviz girdisiyle çıktısı denk olacak. Bu 5 tane hedefe varmak için para ve maliye politikaları yapıyor. Biz bunun maliye para politikası tarafındayız. Yani Merkez Bankası. Şimdi bunların yeri değişebilir. Para istikrarını korumak bugüne kadar çok temel hedeftir Merkez Bankası için. Ama işsizliğin arttığı dönemlerde işsizliğin giderilmesi, tam istihdamı sağlanmasına yönelik hedefler daha da öne çıkabilir. Veya eğer ödemeler bilançosunda ciddi sorunlar varsa, bu diğer problemleri beraberinde getiriyorsa, Merkez Bankası bu problemle daha yakından ilgilenmeye başlar. İşte yani dünyadaki gelişmeler, değişiklikler, finansal yapının değişmesi Merkez Bankası'nın hedeflerini de, aslında hükümetin hedeflerini, dünyanın hedeflerini önce, sonra hükümetin hedeflerini, sonra da Merkez Bankası'nın hedeflerini değiştirebilir. Yani sıralamada yerini değiştirir. Yoksa tümü Merkez Bankası'nın işlerliğinde, yani fonksiyonları icra etmede hedefini ifade eder. Ama çok temel hedefi finansal istikrar korumaktır. Bunu nasıl sağlar peki? Bunu yaptığı politikalarla sağlar. Şunu kesinlikle bilmemiz gerekir. Merkez Bankası kendi kafasına göre hareket etmez. Ama hükümetten de emir almaz. Bağımsız merkez bankaları. Merkez Bankası'nın yaptığı para politikalarının maliye politikasından farkı şudur. Merkez Bankası bir gün önceden karar verir. İcra kurulu rastgele yapmaz bunu tabii ki. Diyelim ki enflasyonist baskılar oluşmaya başladı ekonomide. Fiyatlar yükseliyor. Ve hükümetin de fiyatları düşürme yönünde gayretleri var. Bulunan hükümetin. O zaman kendisine düşen nedir? Kendisine düşen paranın miktarını azaltmaktır. Para politikası araçlarını kullanarak paranın miktarını azaltır. Bunu bugün karar verir, yarın uygular. Çok hızlı uygulanır. Çok hızlı da sonuçlar alınır. Maliye politikası öyle değildir. Bunu da değişik araçlarla yapar. Eğer vaktimiz olursa sorarsınız, o değişik araçların neler olduğunu söyleriz. Veya durgunluk varsa ekonomiyi canlandırması gerekir. Piyasadaki para hacmini artırma yönünde politikaların araçlarını kullanır. Böylece fiyat istikrarını sağlamış olur. Minicik bir ara için izin isteyeceğim. Sonra hepsini uzun uzun anlatırsanız çok memnun oluruz hocam. Evet, sevgili izleyiciler, konumuz her ne olursa olsun, sizlerin görüşleri bizler için çok kıymetli, çok değerli. O yüzden programımızın vazgeçilmez bölümlerinden bir tanesi de sokak röportajlarımız. Bu hafta yine mikrofonu sizlere uzattık ve Merkez Bankası'na dair sokakta neler biliniyor, neler düşünülüyor, neler konuşuluyor, bunları öğrendik. Hep beraber izleyelim. Para piyasalarını dengeliyor, ayarlıyor. Merkez Bankası para politikalarını takip eder. Döviz kurlarını dengelemeye çalışır, ayarlamaya çalışır. Devletin bankası. Benim bildiğim kadarıyla devletin bir numara ayağıdır. Eğer Merkez Bankası olmasa da devlet olmaz. Bir bilgim yok gerçekten. Merkez Bankası halka hesap açmaz diye biliyorum ya. Çünkü Merkez Bankası bankaların bankasıdır. Bizim Merkez Bankası topluyor. Ama bunu birçok kişi bilmiyor. Bunu en güzeli yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız biliyor. Çünkü oradaki vatandaşlarımız Merkez Bankası'na yıllık yatırıyorlar paralarını. Yani hiç ekonomiyle ilgili hiçbir şey yorum yapamam. Hiçbir fikrim yok açıdan. Yani eğer hükümete bağlı bir bankaysa özellik yerine bence müdahale edilebilmeli. Her zaman değil ama gerekli konularda evet. Bilmediğim bir şeyle ben yorum yapamam. Özel çünkü müdahale olmaması lazım. Bence etmemeli. Ya etmemeli derken ya elbette kontrolü sağlanmalı ama çok fazla, çünkü Merkez Bankası'nın bir başkanı var, yönetimi var. Bir yerlerde bir Merkez Bankası var uzakta ve evet, o önemli bir şey. Bunda hepimiz hemfikiriz.
Hocam görüşler hakkında neler söylersiniz? Çok güzel. Görüşler gerçekten çok net. Merkez Bankası konusunda da birçok vatandaşımızın bilgisi var. Ekonomiyle ilgilenmeyenler zaten Merkez Bankası'yla da ilgilenmiyorlar. Tabii olarak doğru söylüyorlar. Bankaların bankası diyor. Evet. Ekonomik istikrarı koruyor diyor. Finansal istikrar koruyor. Doğru. Devletin bankası diyor. Gerçekten Merkez Bankası'nın görevleri bunlar. Merkez Bankası nedir? Merkez Bankası devletin bankasıdır. Bankaların bankasıdır. Ekonomik istikrarı korur. Ama şurada bir nüans var. Hükümetin bankası değildir. Devletin bankasıdır. Hükümet ona yön veremez. Hükümet onu elbette hükümetin politikaları belliyse Merkez Bankası o politikaya göre hareket eder. Mesela hükümet buyurun bir şey söyleyecektiniz. Hocam tam bu bağlamda bir şey soracağım size ama Merkez Bankası başkan ve üyelerinin seçimiyle ilgili usul ve esaslar hakkında ne düşünüyorsunuz sizce? Yani Merkez Bankası kanununa göre? Evet. O sorunuzu cevaplandırayım ama önce şunu söyleyeyim. Hükümet mesela fiyat istikrarını sağlamaya çalışırken, enflasyonu düşürmeye çalışırken önümüzdeki dönemde bir seçimler olacak. O birazcık paranın miktarını artırmak da istiyor. Piyasayı ısındırmak istiyorsa. Merkez Bankası bağımsız ve karar veriyor. Hayır, siz piyasaları canlandıramazsınız. Kendiniz ne yaparsanız yapın ama ben piyasayı canlandıracak para politikası yapmam diyebiliyor. Türkiye'de de diyebiliyor biliyorsunuz bağımsız merkez bankalarında. Bu sebeple Merkez Bankası hükümet politikalarını takip eder evet ama doğrusunu yapmaya devam eder, ısrarla devam eder. Şimdi Zafer Bey'in söylediğine bakalım. Şu anda dünyada değişik biçimlerde Merkez Bankası başkanlıkları ve onların süreleri var. Süresi ne kadar uzun olursa Merkez Bankası'nın başkanının seçimiyle ilgili yöntem şöyle olursa daha doğru olur biçiminde elbette farklı anlayışlar var. Ama bizde Merkez Bankası başkanını hükümet atıyor. Doğru. Başbakan atıyor. Bakanlar kurulu atıyor daha doğrusu. Ama siz diyorsunuz ki meclis bunu kararlaştırsa evet, atasa. Evet. Elbette olabilir. Bunlar tartışılabilir. Ama ancak şunu söylemek gerekir. Hükümetlerin başarıları Merkez Bankası'nın başarısıyla da paralellik arz ettiği için hiçbir hükümet Merkez Bankası'nın başkanının başarısız olacağını dikkate alarak bir atama yapamaz. Merkez Bankası gerçekten çok önemlidir. Bizdeki Merkez Bankası gerçekten son yıllarda, son 15 seneden beri önemli ölçüde ve artan bir biçimde bağımsızlık elde etmiştir ve başarılar da elde ediyor bu yüzden. Biliyorsunuz isim vermemize gerek yok. Bazı Merkez Bankası başkanlarımız kendisini atayan hükümetin muhalifinde onun hilafında tersine hareketler yapmıştır. Evet. Yani yaptığınız bu doğru değildir, ben bunu yapmam diyebilmiştir. Bu da sevindiricidir. Merkez bankaları bu anlamda başkanlar kararlı çalışıyorlar. Peki hocam, Merkez bankaların özelliğinden söz ediyoruz. Merkez bankasını kim yönetir? Merkez bankasını icra kurulu vardır. Guvernörler kurulu. İcra kurulunda kararlar alınır. Bir para kurulu vardır. Hedefler tayin edilir. İşte eğer enflasyon düşürülecekse, işsizlik azaltılacaksa, ödemeler dengesi kurulacaksa, cari açık fazla onu düşürülecekse nasıl bir yöntem, hangi araçlar kullanılmalı, hedef ne olmalı, bu hedefe varmak için ne tür bir para politikası uygulamalıyız, bankalarla olan ilişkilerimiz ne olmalı, bankaların birbirleriyle alışverişinde kullandıkları döviz kurları veya faiz oranları ne olmalı, para miktarı dolayısıyla ne olmalı, bütün bunları Merkez Bankası önceden belirler. Kullanacağı araçları, öne çıkaracağı araçları önceden belirler, onları kullanır. Buna icra kurulu karar verir. Başkan da dolayısıyla icra kurulu adına bu faaliyeti gerçekleştirmiş olur. Zafer Bey, biliyorsunuz Merkez Bankası'nın elinde para basmak gibi bir güç var. Evet. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Para basabiliyorlar. Evet. Peki sizce kafalarına göre basabiliyorlar mı o parayı? Merkez Bankası kafasına göre para basamaz gayet neye tabii ki de. Neye göre basabilir acaba? Neye göre basabilir? Gayet tabii ki de bence en önemli kriter burada enflasyon. Yani Merkez Bankası durup dururken ben para basayım, piyasaya para arz edeyim derse eğer hani az önce de hocam aynı şeyi söylemedik mi? Fazla olan şey değersizdir. Değersiz. Yani fazla para basılması demek Türk lirasının otomatikman değerinin düşmesi demek. Yani dolayısıyla da şu anda 3 liraya aldığımız şeyi o zaman belki de 5 liraya alacağız. Yani hani paranın hiç kıymeti yok derler ya, hani şu kadar para verdim şu kadarcık bir şey aldım derler. Tam da aslında bunun için çok güzel bir örnek yani. O yüzden kafalarına göre para basamazlar gayet tabii ki de. Hocam ne zaman Merkez Bankası para basar? Hangi durumlarda? Tabii Merkez Bankası'nın para basma kudreti onun aslında gücünün bir ifadesidir.
her zaman para basamaz Merkez Bankası. Şimdi para arzını artırmak, azaltmakla para basmak aynı şeyler değil. Bunu bir defa bir tarafa koyalım. Paranın arzını artırmak şöyle olabilir. Elinde araçlar var. Açık piyasa işlemleri dediğimiz, hazinenin borçlanma kağıtları adını verdiğimiz repo yapar. Nedir bunlar? Tahvil hazine bonosu. Onları Merkez Bankası kullanır. Ama kimin adına yapar bunu? Hazine adına yapar. Eğer piyasadan parayı çekmek istiyorsa faiz oranlarını birazcık yükseltmek suretiyle, daha pahalıya satmak suretiyle, daha doğrusu daha ucuza satmak diyebiliriz ona. Daha ucuza satar, daha çok kazançlı kağıtlar satarak kolayca insanların, bankaların, elinde para bulunduranların bunu talep etmesine sebep olur. Böylece onlardan parayı almış olur, piyasadaki para hacmini daraltmış olur. Onlara hazine bonosu ve tahvil satmış olur. Eğer piyasayı canlandırmak istiyorsa tersini yapar. Getirin kağıtları, alın parayı der. Başka bir şey daha var. Mesela reeskont oranları var. Mesela seçici kredi politikaları var. Mesela karşılık oranları var. Hani bankalara yatırdığımız mevduatların bir kısmı Merkez Bankası'nın koyduğu orana göre Merkez Bankası'nın kasasında tutulur. İşte bu oranlarla oynayarak piyasadaki parayı çeker veya piyasaya daha fazla para zerk eder. Ancak emisyon yapmak, para basmak başka bir şeydir. Onu karşılıksız yapamaz Merkez Bankası. O karşılık nedir? Altın üretimine karşılık, döviz üretimine karşılık veya senet üretimine karşılık, bildiğimiz aramızda yaptığınız adi senetlere karşılık para basar. Bunların üçünü toplamı şu anlama gelir. Eğer üretimde bir artış varsa o artış kadar Merkez Bankası para basar. Çünkü siz ürettiğiniz bir malı miktarını artırmışken, 10 kilogram domates üretirken 10 kilogramlık domates parası olması lazım piyasada. Siz 11 kilogram domates üretirseniz o artan 1 kilogram için de para basmak zorundasınız ki o domates satın alınsın. Aksi halde 11 kilogram domates olur da onu alacak paranız olmaz. 10 kilogramlık paranız olur. Bu defa da fiyatlar düşmüş olur. Hocam para basma ekonomi konusu daralır yani. Güzel konu, uzun konu. Bir ara verelim. Zafer Bey, esnafla mesleğiniz gereği sık sık sürekli bir araya geliyorsunuz. Evet. İç içesiniz. Sevgili izleyiciler, biz de mikrofonumuzu bu kez esnafa uzattık. Bakalım onların penceresinden bakınca Merkez Bankası nasıl görünüyor? Bankalarda olan para, nakit para akşamları orada toplanır veya hafta sonu işte piyasaya müdahaleleri, işte yani bütün bankaların üstü gibi. Zaman zaman müdahale etmesi bizler için de iyi oluyor. Çünkü bazen öyle bir şey oluyor ki alıp başını yürüyor diyelim döviz. Müdahale etmesi iyidir. Hani bazı yerlerde faizleri düşürmesi, bazen de çıkarması bizim işimize geliyor. Çünkü biz tekstille uğraşıyoruz. Tekstilde de dışa bağımlıyız. İpliğinden tut, her şeyimiz dışa bağımlı. Onun için dövizin ne kadar yerinde durması bizim avantajımızdır. Merkez Bankası önce para basıyor. Parayı onlar basıyor. Artı dövize müdahale ediyor. Yani dövizin çok aşırı yükselmesine engel oluyor. Sattığımız makine döviz de geliyor. Bir gece sabah uyanınca döviz borcumuz varsa iki katı olmamış oluyor. Esnafın görüşlerini de aldık. Söz yine döndü dolaştı. Paraya geldi. Hocam para basma konusu yarım kalmıştı. Devam edelim isterseniz. Evet, esnafın söylediği doğru. Evet, para basabiliyor Merkez Bankası ama kafasına göre akşam karar veriyor, sabah para basmıyor. Öyle bir şey yok. Para basabilir mi? Hı. Basabilir. Tabii kanunda sınırlamaları var. Bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kanunlarına baktığımızda öyle istediği zaman para basamaz. O yani para basmanın da bir şeyi var. Hükümet para basma konusunda gevşek davranabilir. Merkez Bankası da gevşek davranabilir. Böylece para basarlar fazladan. Bu para basmak aslında kamunun harcamalarını finanse etmek açısından. Piyasada bir daralma varsa bu daralmayı engellemek, ortadan kaldırmak, canlandırmak açısından para basar. Hükümeti finanse, devleti finanse eder. Hükümet demeyelim, devleti finanse eder. Devlet de kamu harcamaları yaparak canlılık yaratabilir. Yani yol, su, elektrik, baraj vesaire yapabilir. Ekonomi canlanır. Evet, bunu yapabilir. Ama bu fiyatların
Zafer Bey'in çok net ifade ettiği gibi siz satın aldığınız maldan daha fazla paraya sahip olursanız o malın miktarını daha fazla artırarak satın alma imkanına sahip olmazsınız. Evet. Daha yüksek fiyattan o mal alırsınız. Dolayısıyla fiyatlar yükselir. Ama hükümet de kendisini finanse etmiş olur. Devlet de kendisini finanse etmiş olur. Bu hareket bir yukarıya doğru başlarsa onu durdurmak mümkün olmaz. Artık sürekli yukarıya doğru bir fiyat hareketi başlar. İnsanlar buna alışır. Canlı ekonomi, çok para, yükselen fiyatlarla sürekli bir sarmala girersiniz. Ben şunu çok severim. Bazen esnafa sorarsınız. İşler nasıl Hasan abi dersiniz. Hasan abi der ki vallahi işler çok iyi ama piyasada para yok. Şimdi bu piyasada para yok kelimesi yani didikleseniz aslında onun cevabı esnaf tarafından kolay verilemez. Ne demek? Herkes mal alıp satmak istiyor ama bunun karşılığında para veremiyor. İşte bu sırada Merkez Bankası daraltıcı para politikası yapmıştır. Paraları piyasadan çekmiştir. Sizin haberiniz olmaz bundan. Piyasada herkes canlı olmak ister, alışveriş yapmak ister, üretmek ister, satmak ister ama elinde para yoktur. Çünkü Merkez Bankası paraları almıştır. Nasıl almış? İşte size kamu kağıdı satmıştır, parayı almıştır. Reskont faizlerini yükseltmiştir, özür diliyorum. Elinizde senetler vardır, para yoktur. Veya kanun karşılık oranlarını yüksek tutmuştur. Yine bankaların kredi olanaklarını daraltmıştır. Bankalar kolay kredi vermiyordur. Yüksek faizle kredi veriyordur. İnsanların elinde para olmaz. İş vardır. Burada amaç nedir? Enflasyonist bir eğilim varsa bunu düşürmek. Yani ekonomiyi soğutmak. Isımıştır ekonomi. Ekonomiyi soğutur. Ama bunun da bir karşılığı var tabii. Ekonomiyi soğutursanız işsizlik artar. Böyle de bir sorunla karşı karşıya kalırsınız. Peki para basmak demişken madeni paralara gelelim biraz da. Madeni parayı da mı Merkez Bankası basıyor ve bunun miktarı neye göre ayarlanıyor? Evet. Madeni paralar ufaklık paralar adıyla geçer. Madeni paralar aslında kendisi para değildir. Sadece ekonomide ufak tefek alışverişleri gerçekleştirmek, kağıt paraların alışverişte kullanılırken parçalanmasını sağlamak, onların alışverişi kolaylaştırmak açısından madeni paralar, küçük paralara ihtiyaç duyarız. Onlar madeni paralar. Aslında madeni paraların kökeni altın paradır. Bozula bozula bozuk para haline gelmiştir. Altın gümüşe dönmüş, gümüş bakıra dönmüş, bakır demire dönmüş, bozulmuş. Osmanlı tabiriyle taşiş edilmiş, bozulmuş denir buna. Onun için adı bozuk paradır. Yani geleneklerinden alır ismini. Artık kağıt para var. Altın yerine kağıt para var. Esas da bu kağıt paraların bir adı nedir? Banknottur. Banka notudur. Yani Merkez Bankası diyor ki size verdiğim bu banka notu karşılığında benim kasamda altın var. Asıl para altın. Ama Merkez Bankası kasasında duruyor. O bize altına karşılık bir sertifika vermiş. O banka notu. O banka notuyla biz alışveriş yapıyoruz. İşte o banka notunun yapamadığı işleri kolaylaştırmak için bozuk paraları kullanıyoruz. Bozuk paralar hazine tarafından, darphane tarafından basılır. Toplam hacmi de piyasadaki toplam kağıt para hacminin en fazla %1,5 kadardır. Oradan elde edilen gelir, o da bir paradır değil mi? Yani evet. 100 tane 1 lirayı bir araya getirip 100 lira yaparsınız. 100 lira bir gelir getirir. O gelir de hazineye kalır. Merkez Bankası bu parayı basmaz. Merkez Bankası bu geliri kendisine gelir kaydetmez. Hazineye gelir kaydedilir. Demirden elde edilen gelirdir bu aslında. Zafer Bey, Merkez Bankası'nın kar amacı var mıdır sizce? Merkez Bankası'nın bence kar amacı yoktur. Ben yani bilmiyorum hocam. Tabii çok konunun uzmanı sizsiniz. Bir şey değildir ama yani, yine de sizin fikrinizi sormak lazım. Ne düşünüyorsunuz? Bankaların bankası, bütün bankaların hesaplarını tutan Merkez Bankası. Bence olmamalı. Yani özel manada düşünürsek, Merkez Bankası'na özel bir şahsiyet olarak bakarsak kendi namına böyle bir şeyi olmaz belki. Böyle bir amacı olmaz belki ama yani ülkedeki toplam işte ekonominin daha fazla hareketlenmesi, işte paranın daha çok gitmesi, gelmesi, işte dövizin artması, altın rezervlerinin artması, bunların hepsine bir bütün olarak bakarsak zaten ülke kâr ettiği zaman zaten Merkez Bankası da kâr etmiştir zaten. Evet. Tabii burada hani sizin kardan kastınız bizim hani gelirle gider arasındaki fark olarak bakmıyoruz. Bir avantaj elde edilmişse işte bu zaten bütün ülkemizin avantajıdır. Doğru. Merkez bankaları kar eder mi? Merkez bankaları farklı çalışır.
mesela Amerikan Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı karşılaştırırsak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası karlılık üzerine çalışmaz. Aslında tüm bankalar, merkez bankaları karlılık üzerine çalışmaz. Ama kar edebilir mi? Edebilir. Bazıları karı önemser. Bazı merkez bankaları. Bizim merkez bankamız önemsemiyor karı. Çünkü amacı bu değil. Bankalar arasındaki irtibatı takip etmek. Bankaların hepsinin muhasebecisi gibi çalışır merkez bankası. Bankalar arasında alışverişler olur. Birbirlerine borç alırlar, borç verirler. Onlar çuvallarla parayı götürüp birbirlerine teslim etmek biçiminde gerçekleşmez. Burada paralar kayıt sistemi üzerinden gider. Merkez bankası o bankadan alır, buraya verir. Ertesi günü buradan alır, faiziyle birlikte öbürüne verir. Paralar Merkez Bankası'nın kasasında durur. Bankaların bankası onları takip eder, denetler, kontrol eder. Bu kontrol, denetim içerisinde de merkez bankalarının karlılığı oluşabilir. Döviz kurları değişir, lehinde bir karlılık oluşur. Kredi verir bankalara, faiz getirse elde eder. Ama bizim merkez bankamız bunu önemsemez. Bazı iktisatçılarımız Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın artık karlılığı önemsemesi gerektiğini, çünkü elde ettiği karı ortaklar arasında dağıtmayacak, elde ettiği karı elinde rezerv olduğu için aracını daha güçlü bir biçimde kullanacak. Yani paraları piyasaya sunmak veya piyasadan paralar çekmek konusunda elinde daha güçlü bir imkan bulunacak. Daha iyi çalışabilir, fonksiyonlarını daha iyi icra edebilir diye ifade ediliyor. Bu doğru olabilir, tartışılabilir ama asıl amaç kar elde etmek için Merkez Bankası kurulmamıştır. Peki hocam, bizim amacımız ekonomiyi olabildiğince karmaşıklıktan uzak bir halde anlatmaya çalışmak. Ancak malumunuz ekonominin de kendine has bir lisanı var. Bir takım terimler, bir takım kavramlar var. Onları anlamazsak tam olmuyor işte. O yüzden gelin ekonomi sözlüğümüzün sayfalarını karıştıralım. Hiçbir şeyimiz eksik kalmasın. Fayda, ürün ve hizmetlerin tüketici ihtiyaçlarını giderme özelliğidir. Ürün ya da hizmet bir ihtiyacı gideriyorsa faydalıdır. Bir malın tüketimi artırıldıkça kişinin o mala olan ihtiyacı da tüketimden aldığı haz da azalır. Bu durum ekonomi literatüründe marjinal fayda olarak tanımlanır. Bilmediğimiz terimlerin karşılığını öğrenmiş, bildiklerimizi de şöyle yeniden bir hatırlamış olduk böylece. Gizemciğim, biz her programda o programla ilgili bir sözlük yapmıyoruz. Ama ekonomiye ilişkin herhangi bir terimi, herhangi bir kavramı ayrı bir sözlük olarak da veriyoruz. Böyle bir nefes arası olsun, hem de programın azıcık dışına da çıkmış olalım diye bakıyoruz. Hocam, yine süremizi erittik, programın sonuna yaklaştık. En son eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Aman eksik kalmasın dediğiniz bir şeyler. Merkez Bankası ile ilgili çok şey söylenebilir belki ama gerçekten Merkez Bankası iyi izlenirse, sıradan vatandaşlarımız Merkez Bankası'nın her yaptığı politikayı takip ettiklerinde bir sonuca elbette varamazlar. Ama Merkez Bankası piyasadaki para hacmiyle oynar, onlar bunu fark edemezler. Onlar yine işler kötüye gidiyor diye zannederler. İşte repoya çıkılması, ters repoların yapılması aslında piyasaları kontrol etmek açısındandır. Vatandaşın, ülkenin hayrına yapılan işlerdir. İstikrarı sağlamak bakımındandır. Çok ısınması da ekonomide sıkıntılar yaratır. Çok daralması da sıkıntılar yaratır. Merkez Bankası sürekli hareket halindedir. Sürekli izler ekonomiyi ve ona göre politikalar uygular. Bu açıdan eğer izlenmek isteniyorsa bu rakamlara bakmak lazım. Munzam karşılıklar ne oluyor? Disponibilite oranları ne oluyor? Reskont oranlarıyla oynanıyor mu? Bunlarla oynanması ekonomide para hacminin çoğaltılıp azaltılması yönünde bir hareketin olduğunu anlamalarını sağlar. Daha da öteye gittiğimizde Merkez Bankası uzmanlar Merkez Bankası bilançolarını takip ederler. O takipten ekonomide neler olduğuna bakılır. Son olarak da bir şey söyleyeyim. Mesela Amerikan Merkez Bankası'nın faiz oranlarıyla oynaması niye bizi çok etkiliyor diye insanların bazılarının kafasını karıştırır. Şunun için etkiliyor. Amerikan Merkez Bankası faiz oranlarını birazcık yükseltecek olursa Türkiye'de veya da gelişmekte olan ülkeler, bizi endişelendirir bu. Buraya yatırım yapmış yabancılar, bizden kamu senetleri almış, hazine bonosu tahvil almış, hisse senedi almış, bunları geri verir. Oradan faizden daha yüksek gelir elde etmek için götürüp Amerikan Merkez Bankası'na yatırırlar ve bizden para kaçar. Onun için bizim açımızdan endişe vericidir. Çünkü orası hem sağlam bir limandır, kriz orada olsa bile güçlü bir ekonomi. Küçücük bir puanla
bütün dünyanın paralarını toplayıp oraya yatırmaya sebep olabilir. Bu da bize döviz fiyatlarının aniden yükselmesine sebep olur. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sayın Zafer Bostancı, sizin eklemek istediğiniz son bir şeyler var mı efendim? Vallahi çok teşekkür ediyorum. Programınızda muvaffakiyetler diliyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Görüşlerinizi, fikirlerinizi, tecrübelerinizi bizlerle ve ekran başındaki izleyicilerimizle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sevgili izleyiciler, bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Bu hafta konumuz Merkez Bankası'ydı. Enine boyuna her yönüyle konuştuk, tartıştık. Umuyorum ki aklınızda hiçbir soru işareti bırakmamayı yine bu hafta da başardık. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte ekonomiye dair bambaşka bir sohbetle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.